Kontrol malla hoş geldiniz ben mimar Yasir Karaca e, sayın arkadaşlarım 8 Eylül tarih itibariyle artık e, yavaş yavaş döşeme demirlerine geçeceğiz döşeme demirlerini geçmeden önce zemin katla bodrum katı ayıran bir e, bakın burada ısı yalıtım malzemesi kullanıyoruz sayın arkadaşlar. Bu malzeme strafor sayın arkadaşlar. Yani bir nevi köpük gibi bir malzeme tamam mı? Arada e, bir ısı geçişini engelliyor bu malzeme. Bunların da kendi içerisinde dansite değerleri oluyor tamam mı? Dansite değerleri bunların işte e, kendi yoğunluğuyla falan alakalı, geçirimsizliği daha fazla artırmasıyla alakalı olan bir değer. Bir zaten kalitesini dansitesine göre satılıyor bu malzemeler kısaca dans diye de söyleniyor. Hani dans kaçtı, dansı kaçtı. Malzeme, malzemeciye bile dansı kaç diye söylerseniz ona göre yapar sayın arkadaşlarım. Ama 8 Eylül tarihi aşırı rüzgarlı bir gündü. Mesela bu malzemeyi ilk başta hiç çivi çakmadan yapmaya çalıştık biz. Ama mümkün olmadı sayın arkadaşlar. Çünkü mesela üstüne demir falan koyduk ya çıtır çıtır çıtır, çıtır hepsini kırdı, attı. Tam zaten böyle hafif malzemelerin kullanıldığı günlerde başınıza böyle işler gelir. Bakın strafor malzememiz, ısı yalıtım malzememiz. Şu köşelerine de kesip kesip ilave edilecek. Bakın rüzgarlı bir gün. Bakın şuraları hep komple kırıldı gitti. Uçtu gitti daha demem vardı ya. <laughs> yani o yüzden mecbur çaka çaka ilerleyeceğiz. Malzemeyi şu tahtaya. Tahtamıza evet bakın. iyi iyiye yerleştirdiler malzemeyi üzerine döşeme çeliği yapılmaya başladı. Bu taraflarda da döşeme çeliği yapılıyor bakın sayın arkadaşlarım. Biraz ilerleyelim yine projeden karşılaştıra karşılaştıra inceleriz. Bakın. Strafor yapılan yerlerin üzerine hemen döşemelerin demirleri geçmeye başladı. Bakıyoruz sayın arkadaşlar. Bakın şu kirişin ilave demirleri. ilave demirlerini direkt buradaki şeyin içerisine atıyor. Döşeme ile birlikte bağlayacak. İnceleyelim. Neydi? Kolon, kiriş ondan sonra döşeme demiri. Evet. Baktık olmayacak. O yüzden böyle çivilerle hızlı bir şekilde devam ediyoruz bunları yapmaya. Sayın arkadaşlar strafor bir arada bu straforlar çok önemli. Sayın arkadaşlar bu ısı yalıtım malzemeleri çok önemli. Tabi dış cephede falan da yapacağız ama. Yani yakıt tüketimini ciddi oranda azaltan durumlar sayın arkadaşlar bu ısı yalıtım malzemeleri. Artık, artık yönetmelik gereği zaten zorunlu. Yeni aldığınız dairelerde bu straforlar, bu ısı yalıtım malzemeleri kesinlikle var. Hani strafor olmasa bile ısı yalıtım malzemesi kesinlikle var. Bakın üzerine döşeme demirlerini gerçekleştirmiş, yerleştirmiş. Ama temelde ne kadar fazla demir vardı, döşemede ne kadar az demir vardı görüyor musunuz? Gerçi bu ilk katı da ama sonuçta iki katta bitirecek yani döşeme demirlerini. Bakın bir hasır şeklinde yaptı yine. Bir taraftan straforumuz, bir taraftan peşinden döşeme demirlerimiz geliyor. Şu an bir hasır şeklinde yaptığı için çok şey yapmıyorum. Ee, Sesini de açayım size arkadan. Çekiş sesleri falan gelsin, canınız sıkılmasın. <laughs> Şu an bir hani hasır şeklinde yaptığı için projeden incelemiyorum ama kaç kat yapacağımızı, ne yapacağımızı birazdan göstereceğim size. Biraz şöyle bir ilerleyelim, demirler falan göze görünür olsun. Bakın çift kat şey tek sırada e, iki yöne X ve Y yönüne doğru yaptı. Şuralarını daha bağlamamış. Yani buralar yamuk kalmayacak. Bu malzemede sayın arkadaşlarım Tylot denilen diğer ismiyle tij denilen malzeme. İşte bu malzemeye göre o bir önceki videomuzda kolonlar için bir çift beşonlu bir sistem yapmıştı ya ustamız. İşte kolon kapakları kapanacak. Onlar tutturulacak. Onların onların arasından bu geçirilecek bir işte boru anahtarıyla veya keserle sıkıştırılacak kolon kapakları kapanmış olacak. Yani kolon kapakları her seferinde çok fazla çivi çakma ihtiyacımızı falan sıfırlamış olacak bu malzeme yine kolon kolonları sıkıştırmak için ağırlıklı olarak kolonları sıkıştırmak için kullanacağız şimdi sıkıştırma malzemesi olarak bu kullandığımız üçüncü malzeme mi oldu artık evet bakın yani üçünde gördüğünüz anlamında bir içerisinden demir atıyorduk kilit takıyorduk bir İkincisi kanca dediğimiz, kanto dediğimiz bir malzeme vardı. Böyle çekişle bir tarafından vurarak sıkıştırıyorduk. İki. Üçüncüsü de bu sayın arkadaşlarım. Diğer ikisini de gördük. Üçüncüsü de bu t dediğimiz, taylot dediğimiz. Hepsini tekrar tekrar zaten göreceğiz. Ya o neydi bu neydi diye kafanız karışmasın. İşte bakın t taylot, çalışma mantığı çok basit. Vidalısını sıkıştırdı mı çalışıyor. Evet bu kısım bu kısım neden delindi sayın arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Önceki videolarda ben size bir söylemiştim. Epoksi ile filiz ekleme işlemi yapılacak diye. Şu an burasının e, e, şey olan yerleri delindi. Filiz gitmesi gereken yerleri delindi. Burası önce deliniyor matkap yardımıyla. Sayın arkadaşlar bunun yapılma işlemi. Ondan sonra bunun içerisindeki tozların çıkartılması lazım. Sonuçta bir nevi bir tutkal gibi bir malzeme olduğu için tutması için içerisindeki böyle bir boru yardımıyla böyle püf diye üflese yeterli ustanın. Ondan sonra da içerisine demir yerleştirecek. Ondan sonra da epoksi sıkılacak. Sayın arkadaşlar yapılmış halini zaten göstereceğim. Bakın şu an mantığını anlayın. Donatılar da böyle bükülüp ondan sonra merdivenin yüzeyi boyunca devam edecek sayın arkadaşlar. Evet bakın bir taraftan da yine çok önemli işler yapmaya devam ediyoruz. Bir taraftan da bu boğattır sayın arkadaşlar. Boğat Hepinizin evlerinde böyle yükseklerde hani kabloların gittiği müdahale elektrikçilerin elinize geldiğinde müdahale ettiği bir e, kanal toplanma küçük bir kanal toplanma yeri var ya boğatlar onlar sayın arkadaşlar belli bir işte e, yerde bir bu boğatları yerleştirecek elektrikçimiz bu, bu da bakın içerisine beton falan girmemesi için bantlıyor etrafını. Çünkü bunun etrafında çok fazla sayıda delik var. Kendi e, kablolarını çekip içerisine yerleştirecek bunun. Üst katta bir kat hani gene anlatmaya devam edeceğim ama bir kat boyunca da sayın arkadaşlarım sadece elektrikçiyle ile be beraber devam edeceğiz. Ona anlattır anlattır. Ona röportaj yapa yapa devam edeceğim. Bakın bu da elektrikçinin şeyleri. İşte burada bu atları e, projeye göre yerleştirecek. Daha doğrusu bu, bu şey mekanik projede. Şuradan hani elektrik panosunun yerine bakacak. Ondan sonra buradan elektrik şaftının yerine bakacak. Şaftında ne olduğunu anlatacağım. Bu şaftta toplayacak hepsini. Ondan sonra mimari projeye göre genelde yerleştirir. Mimari projeye göre mesela oda neresi? Üst katlarda bakarız. Oda neresi? İşte odanın kapının açılma hizasına göre bir yerlere yerleştirecek sayın arkadaşlar. Bakın Mesela buraya koyacakmış buraya koyacakmış tamam Bunları kirişin içerisine atacak tabi burada durmayacak. Bu sadece koyacağı yerleri belirliyor şu an. Bakın şunun içerisine atacağım diyor buraya atacağım diyor. Şu döşeme demiri yapılmadan önce eğer ki e, elektrikçi gelirse onun için daha kolay. Çünkü kaldırmak zorunda kalmaz bu sefer demirleri aklınızda bulunsun. Hani elektrikçiyi o zaman arayıp çağırırsanız onun için daha iyi olur. Onun için daha iyi olması demek sizin için daha iyi olması demek ve de. Bakın bu atları yerleştiriyoruz. Heh, gördünüz mü? Gelmiş burada kirişin içerisinde bunu çakmış. İşte bu şekilde olacak sayın arkadaşlarım. Tabi gelip kablolarını birazdan yerleştirecek kablo kanallarını da. İşte mevzu bu. Bakın bunları ayarlıyor sayın arkadaşlarım çivilerle. Ondan sonra kirişin içerisinde tık tık koyacak. İnceleyelim. Bir kat boyunca dediğim gibi sadece röportaj yaparak hani neyi nasıl yaptığını sorarak ilerleyeceğim. Şu an genel mantık itibariyle bakalım. Detayına gireceğiz yani hiç merak etmeyin. Yani uzmanı tarafından. Yani bazen kirişli bazen duvarda falan da olur bu bu ya. Şey çok da şey yapmayın. Yani kesin kural katil bir kuralı yok. Bakın, buralarda parapetimizdi bizim. Hatırlıyor musunuz? Ee, balkonun parapet duvarı duvarıydı. Yani parapet yüksekliğiydi. Onun içerisinde de bakın bir demir geçiyor, bir şakül demiri, tevzi demirleri. Onun içerisinde de demir var yani. Burası bittikten sonra içten bir kalıbımız daha olacak. Bakın inceleyelim. Evet bakın bunların artık ikinci katlarına ikinci kat ikinci sıradaki demirleri bağlamaya başlamış döşemelerin o yüzden bunu bir sonraki videomuzda direkt projeden inceleye inceleye kirişte yaptığımız gibi projeden inceleye inceleye devam edelim sayın arkadaşlarım. Beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın sağlıcakla kalın.